Rezil oldum. Biraz da yamulmuş, ezilmiş ama. Ürünler kötüymüş değil mi? Horlama engelleyici. Üremedi, ben söyleyeyim. Üstündeki parçalardan biri kırıldı. Arkadaşlar hepinize merhaba. Geçtiğimiz hafta koyduğum Temu videosuna yoğun bir ilgi ve birçok da soru ve yorum geldi. Çok teşekkürler bunun için. Bugün de sizlere Temu'dan gelen ikinci paketimizi açacağım. Yine benim alınan ürünlerle ilgili hiçbir fikrim yok. Şu anda sipariş ekranından ve kutunun içerisinden göreceğim. Bu siparişimiz bizim 802 TL değerinde. 17 Haziran'da siparişi verdik. 2 Temmuz'da bizlerin eline ulaştı. Yani tam olarak 15 gün sürdü. Bu arada siparişin altında 65 TL gecikme kredisi yazıyor. Bu demek oluyor ki siparişinizin verilen en son aralıktan. En son aralıkta nedir? En son 20 Temmuz'da teslimat görünüyordur. Geçtiği her gün için size 65 TL değerinde kupon veriyor. 24 gün içerisinde ürün tarafından hiçbir güncelleme olmadığında Temu'da. Yani ben 1 Haziran'da sipariş verdim. 25 Haziran'da Temu üzerinde hiçbir detay yok. O zaman direkt ürün para iadesi. Ürün hasarlıysa direkt olarak iade. Ve 35 gün teslimat olmadığı sürece, ki bu verilen zaman aralıkları 35 gün değil genelde, para iadesi yapılıyor. Bunların da ben yapılacağını düşünüyorum. Çünkü firma politikası bu şekilde. Gelen siparişi şimdi açıyorum. Baba sen bunu ne zaman almıştın? Aslında ilk siparişten sonra bize bir kredi verdiler. Kredi derken kupon mu? Kupon verdiler. Yani böyle absürt bir rakam indirim verdi. Baktığımda da verilen şeyin 2-3 gün içerisinde harcanması gerekiyor o kuponun. Büyük siparişime ek yaparken yanlışlıkla satın aldım esasında bunu. Çok bitmiş bir paket değildi. 8 üründen oluşuyor bu sipariş. Dediğim gibi 802 lira. İçerisinde yine ayakkabı dahil bir sürü ürün var bu arada. İlk olarak içerisinden böyle bir ürün çıkıyor. Deri bir şey. Ne bu mesela, hatırlıyor musun? Evet. Ne bu? Kemere takıyorsun, telefonunu koyuyorsun. Değişik bir şey, kılıf. Kovboy şey gibi. Evet. Ne cüzdan kadar? Da koyuluyor, öyle bir şey. Açık kahverengi. Ne kadarmış fiyatı? 55 lira. Gerçekten ilginç bir ürün. Bunu deneyeceğim birazdan. Deri kalitesine bakıyorum. Güzel açılıyor. Tabii çok yapay bir deri kokusu var. Hiç böyle bir şey beklemiyordum yani. Nasıl bir şey bekliyordun? Ne bileyim, daha kılıf gibi bir şey. Tatile gittik. Ürünlerin hepsini kullandık. Şimdi bunlarla ilgili yorum yapacağım. Bu kemerlik gibi olan şey, açık söylemek gerekirse kullanmayı denedim ama çok aklıma yatmadı benim. Yani tarzını severseniz, kullanmak isterseniz böyle kemerini 33-10 sıkıştıran ustalar gibi olabilir ama gerek yok yani bence. Bir adet kemer. Kemerden birkaç adet vardı İki galiba. İki tane vardı. Bir İki... mavi, bir evet, şey. Aynı kemerin farklı renkleri. Tanesi 110 liraymış. Bu arada duş başlığı var ya, evet. Geçen video 148 liraya almıştık. Biri 70 liraya mesaj atmış. Amazon'da gerçekten ben gördüm 65 liraya. Aynısını satıyor herif. Vallahi o adam mı bilmiyorum tabii de. Ama yani ürünlere bir Türkiye'den de bakmak lazım. Evet, uygun fiyata var mı diye. Bunları kemer... da kotla giymek için olur mu diye denedik. Fena değil gibi. Biraz değişik bir malzeme. Çok ip, böyle şey, palaska şeyine benziyor biraz. Normalleri böyle inceliyor, daha doğrusu yıpranıyor. Bu yıpranmaz diye ümit ediyorum. Taktik kemer, yani tactical belt diye geçiyor, bilmiyorum. Askeri. Aynen. Fotoğraflarına bakıyorum ürünün. Yani gerçekten bence fotoğrafta ne gözüküyorsa yine o gelmiş. 110 lira iyidir kötüdür, o konuda bir yorum yapmıyorum ama 110 lira vermiş ve bu ürünü almış, bu fotoğraflara bakmış, bu fotoğraflarla bir şey hayal etmiş potansiyel müşteriler için, bence ne bekliyorsa o gelmiş yani. Bu kemer de onun aynısı, bunu da açayım. Rengi de güzel. Bu arada renkleri de bence görsellerdekine bayağı bir yakın. Bu rengi alan adam bu rengi isteyerek bunu alıyordur. O yüzden bu ürünleri ben genel olarak kemer özelinde beğendim. Beklentiyi karşılıyor. Kemerler uzun kullanım sonrasında gayet güzel. Ben çok beğendim kesinlikle. Sadece görsel olarak benim kullanacağım tip değil. Eğer o görsellikte bir kemer istiyorsanız uzun vadeli oluşu ve kullanılışı açısından güzel. Böyle bir kutumuz var. Ne kutusu olabilir bu şimdi? Ağızlık mağızlık yazıyor ama öyle bir şey mi aldın? Rezil olduk. Açmayaydık iyiydi. Horlama engelleyici ağız. Benim bir arkadaşım çok horluyordu onun için. Tanıdığımız var, çok horluyormuş. Arkadaşınıza söyleyin. Sen kullanmıyorsun, hani bu kullanan arkadaşına de ki. Çin'den de ağza mağaza sokmalı şeyler alınmaz ama ya. Nereden biliyorsun? Ya bu arada horlama işini çözerse yani bence çok da tartışmanın lüzumu yok ama şöyle bir kapta geliyor. Full hijyen. Ya bu diş sıkma dişli gibi bir şey. Evet, iki işe yarıyor. Boğulursun lan bunu bakarsan. Neyse, bakacağız bunu, işte gece ölmezsin. Bunu ben gece bir operasyon yaparak kaydetmeye çalışacağım. Buna çok yorum yapamıyorum.
Fiyatı neymiş bunun? 159 lira, 160 lira. BPA içermiyor diyor. Yani plastik kanserojen madde içermediği söyleniyor. İnsanların yaptığı yorumlar iyi bu arada, işe yaradığını söylüyor. Bizim durum biraz ekstrem ama bakacağız. Tanıdığın mı? Ya arkadaşım babası varmış, çok horluyormuş. Horlama ürünleri en azından bizim senaryomuzda bir işe yaramadı. Ağızlık adamı boğuyor. Yani uyuyamıyorsun ağzında onunla çünkü çok kalın gerçekten. O yüzden bence cacık. Bu ne Allah aşkına? Tabanlık. Taban. 43-44 numara. Deodorant tabanlık. Ne peki bu tabanlık? Kokusuz. Ayak kokusunu önlüyor. Koku engellemek için ama şey de var. Tabanlık özelliği tabii de. Tabii tabanlık zaten. Sanırsam var. 6 boyut 3 miktar var. 35-46'dan 45-46'ya kadar var. İşte yanlışlıkla bastım bunu. Satın almak istemedim mesela. 4.6 yıldız almış bu arada. %40 indirim var şu an. 77 lira. Görselde görünen ürüne kargo itibariyle pek benzemiyor ama içine bakmak lazım. Biraz da yamulmuş, ezilmiş ama zaten ayak ezeceği için o çok büyük bir sorun olmaz. 3 çift geliyormuş zaten. Ne diyorsun? İyiymiş. İstiyorsan tek çift alabiliyorsun da sen 3 çift almışsın. 2-2-3-3 koyacak işte ayaklara. Ne de pis şeyler almışım. Bunları nasıl videosunu çekeceğiz? Ayaklık, kemer, ağızlık. Arkadaşım öyle rica etti. Ne yapalım yani? Ortopedi viska yastıklar olur ya. Ne visko, viska mı neyse. Viska topçu. Böyle yastıklar olur ya, ona benziyor. Böyle bastıkça sanki birazcık senin ayağının şeklini illaki alacak. Ama ürünün fotoğraflarına baktığın zaman fotoğrafta ne varsa gerçekten o geliyor. Deneyeceğiz. Tabanlıklar benim ayağıma olmadı. Babam kullandı ama çok beğenmediğini söylüyor. Yani ayakkabıların kendi orijinal tabanlarının daha iyi olduğunu söylüyor. Belki tabanı yıpranmış ya da çok uygun fiyatta olan ayakkabılara bir tabanlık desteği olarak kullanılabilir. Ama onun dışında bu üründe bence yaramaz. Evet, önemli malzemeye geldik işte. Bana geçtiğimiz videoda bunu soranlar da oldu. Ayakkabı. O ayakkabı mı, deniz ayakkabısı? Ayakkabı değil, deniz ayakkabısına benziyor daha çok. Ya da böyle şey, dövüş sporlarında yumuşak ayakkabılar giyerler ya, onlara. Wadding ayakkabı yazıyor. Wadding ne demekse. Hani wadding ne demek? V-A-D-I-N-G. Ha, açık plaj surf su sporları yaz için. Tamam ya. Deniz ayakkabısı işte. Ne denilirse ona. Paketleme fena değil. Kaç liraymış ücreti ona? 203 lira bugün. Ama sen kaç liraya aldın bilmiyorum. Yine kilitli poşette geliyor. Bu poşete atmayız. Kirli poşete yapılır bu. Bu arada Türkiye'deki sağdan soldan alabileceğiniz deniz ayakkabılarına kıyasla bence tasarım falan daha güzel. Buradaki materyali yumuşak. Topuğu güzel. Tabanlık var içinde. Bence denizde giymek için mantıklı da... ama 45 numara almışsın sen bunu, farkında mısın? Nasıl? Ben 45 almadım. Arkası sökülüyor maalesef. Sökük geliyor ya da sökülüyor. Sen 45 almadım değil. Adam kağıdın üzerine 45 yazmış. Bak bakayım ben orada ne yazıyor. Bir de bunun çok büyük olması lazım ya. 4 almış olmam lazım. 4 almışsın, evet. Denersin, bakarsın, olmazsa ben giyerim. Güzele benziyor. Bakacağız buna da. Deniz ayakkabısı herhalde aldığımız ürünler içerisinde en iyi olandı. Benim ayağım olmadığı için kullanamadım. Ayağınız taraklıysa biraz delebilir ama onun dışında gayet güzeldi. Türkiye'deki fiyatı da önemli ama bir bakmak lazım yani. Fan aldım esas. Sen nerede o? Bu ne? O da horlama ile ilgili bir şey. Şu lütfen yemeğiniz yazan şeyler gibi küçük bir şey daha çıktı buradan. Böyle bir şey ama bu nasıl bir şeymiş be? Yine horlamak için manyetik burun klipsi. Horlama durdurucu. 13 lira. Böyle bir şey çıkıyor içinden. Bu şey gibi, bunun piercing gibi olmadı mı? Bu horlamayı kestim, ben hiçbir şey bilmiyorum. Hiçbir şey değişmedi ki. Ne boktan bir şey. Görseller çok vaatkar ama neyse, bunu da sen hem ağızlığı hem bunu söylersin arkadaşına, takar. İkisini birden. Buruna takılan horlama aparatı zaten saçma sapan bir şey. Çöp. Alınmaz. Ve bu siparişimizin en büyük parçası fan. Fanı açalım hemen. Oo. Dağılmış mı? Çok dandik ya. Çok dandiye benziyor yani. Kaç paraymış bu? 156 lira. USB girişi kendi arkasında. Tak çıkar değil. Dolayısıyla kablo bozulursa biraz problem teşkil edebilir. Aa, kırılmış şurası. Bunu buraya takamıyoruz o yüzden. Kırık gelmiş içinden. Duruyor mu? Bak bakayım öyle. İdare eder. Ama şimdi bunun için mesela buradan itiraz edip para iadesi carçurt alabiliriz. Çünkü bir de o süreçleri görmek için yapalım istiyorsan. Onların da videosunu çekersin. Aparatı daha vardı burada. Nereye gitti acaba? Neyse, bunu bir bakalım. Yani çalışmasını kontrol et. Sonra da iade sürecine bakalım nasıl işliyor. Çalışıyor. Çalışmasında bir sorun yok. Serinletiyor da. Arkada bir düğme var. O da çalışıyor. Yani işlevde bir sorun görmedim ben. Kaç lira dedim buna? 156 lira. Çok ucuz da değil. Yani şöyle ucuz değil. Yani kılıf parasından ucuz, yapma ya. Hayır. Türkiye için konuşuyorum. Kılıf parasından ucuz olabilir, onu diyeceğim. Evet, yani sen 156 liranı Temu'da daha iyi değerlendirebilir misin? Olabilir. Ondan bahsediyorum. Yoksa ama Türkiye'de bu kaç para, bir de ona bakmak lazım. Biraz gürültüsü var ama rahatsız edeceğini düşünmüyorum. Ya bizim geçen videoda aldığımız büyük fandan daha az gürültü yapıyor. O yüzden daha kullanışlı bile olabilir ama öbürü daha teferruatlı.
kravatlı, o kaç paraydı? 1150 lira mı? Öyle bir fiyatı vardı onun diye hatırlıyorum. Dolayısıyla fan olarak da görseldekiyle aşağı yukarı aynı geliyor. Görsellerinde çok daha kaliteli, böyle sanki mat bir sağlam sert plastikmiş gibi duruyor. Bir de görselde kablosunu çok iyi saklamışlar. Burada bayağı kabloyla geldi. Ha, kablolu olduğunu ifade eden bir görsel var ama görsellerin birçoğunda özellikle estetik amaçlarla kablo arkadan gizlenmiş. Ha, ürünün gerçek fotoğrafını da koymuşlar. 22.000'den fazla sipariş verilmiş bu arada bu üründe. 4.5 yıldız. Yani beklediğini alıyor musun? Teknik olarak alıyorsun. Kalite olarak daha yüksek kaliteli bir şey bekliyorsun. 157 lira. Bence fiyat performans olarak fena bir ürün değil. Yani koymasına dursun, azıcık serinletir. En kötü ayağına koy, ayağına üflesin. Fena bir ürün değil. Öncelikle masaüstü fanı kırık geldiği için toparlayamadık. Duramadı ayakları üzerinde. O yüzden de çok dandik bir ürün. Yani üflemesi güzel ama ayakta duramadıktan sonra, malzeme kalitesi de kötü olduktan sonra, o yüzden ben bu ürüne eksi puan verdim. Şimdi geçtiğimiz Temo videosuna koyduğum bazı ürünlerin deneyimlemesini mangal yapma mevsimi olmadığı için yapamamıştım. Mangal yaptım, sizlere onların da küçük bir özetini göstereceğim, yorumlarımı yapacağım. Bir de önemli bir nokta var. Bazı ürünlerin uzun kullanımlar neticesinde sıkıntılı olduğunu keşfettim. Bazı ürünler patladı. Dolayısıyla bundan bahsetmek istiyorum. Şimdi bu yerleme zımbırtısının yerine bunu almıştık. Bakalım aynı etki yapıyor mu? Yorumlayacağım. Vallahi bence yapıyor ama bu anam babamın sürü yerleme aletinden daha zahmetli bence. O yüzden ben pek tutmadım. Şimdi şişleri deniyorum. Şişler elimi yakar diye düşünüyordum. Çünkü metal. Ama elimi yakmıyor. Biraz bükülecek gibi geliyor ama bir sorunu yok. Bunu da beğendim. Bir diğer ürün de mangalın üzerine konan şu artık örtümü ne deniyorsa. Ben başarılı buldum. Koyduğum her şey pişiriyor. Sağlık açısından durumunu bilemeyeceğim ama bence bu da gayet güzel bir ürün. Bu tavan vantilatörü aslında gerçekten çok iyiydi. Ben kendi odamda kullanıyordum. Ama ona göre onun bir mekanizmasını da almamız gerekiyor. Çünkü o döndüğü zaman takılı olan kabloya ağır geliyor ve ağır geldiği için kablolar birbirine dolaşıyor ve elektrik kabloları kopuyor. Birbirine temas ediyor. Önce koptu. Oturdum, düzelttim. Sorun yok. Bağladım elektriğe vesaire. Düzelttikten sonra fark ettim ki avize aparatına ihtiyaç var. Yani o cismin kablonun dönmesini engelleyecek ağırlıkta bir sapa ihtiyacı var. Onsuz kullandığım zaman da kablolardan dolayı yine patladı. Yani ürünün içerisinde bence alıp kullanmaya hazır bir şekilde değil, daha teferruatlı bir montaj kısmı olması gerekiyor. Ben ona gidip de bir avize başlığı alırsam, onları da monte edersem, o zaman ucuza almamın manası ne? O yüzden uzun vadede bu ürünü her ne kadar kısa vadede beğenmiş olsam da maalesef ki beğenmedim. Şu an ürünlerin hali bu. Ya bunları ben kendim çıkardım ama yukarıdan yere düşünce üstündeki parçalardan biri kırıldı. O yüzden şu an pek çalışacak durumda değil maalesef. Bugünkü ürünler bu şekildeydi. Bunların linklerini de aşağıya ekleyeceğim. Oradan siz de görebilirsiniz. Umarım beğenmişsinizdir. Temu alışveriş sitesiyle ilgili daha fazla video görmek isterseniz, hangi konularda videolar görmek istediğinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Kendi deneyim ve süreçlerinizi de mutlaka yorumlarda bahsedin. Ben zaten hemen hemen bütün yorumlara yanıt veriyorum. Diğer arkadaşlarımızın da aynı şekilde işine yarıyor. Temu'dan verdiğimiz yeni siparişler var. Yeni konseptler var. Onlar da yolda. Geldiği zaman onların videosunu da sizlerle birlikte çekeceğiz, yayınlayacağız. Kendinize çok iyi bakın. Sıradaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.